Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir arena breakout ama bu sefer PC'ye çıkıyor bilgilendirmesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Oyunun PC versiyonun çıkacağı resmi PC versiyonu bu emülatör vesaire değil arkadaşlar. Ve Escape from Tarkov'a rakip olacağına dair bilgiler gelmeye başladı. Nasıl indirilir ne zaman çıkacak oyun içindeki görseller ve yorumlarımız neler şimdi bunlara değineceğiz arkadaşlar. Size burada lobideki görüntüyü ve aynı zamanda taktik operasyon falan mod seçtiğimiz görüntüler ve oyun için görüntülerle baş başa bırakıyorum. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu görüntü oyunun lobisinde arkadaşlar eleman bir takım kurmuş ve bu takımın oyuna demeden önceki lobideki ana görüntü arkadaşlar. Sol altta starta yani bizde mobilde oynaya tıkladığımızda da biliyorsunuz oyun bize iki seçenek sunuyor. Bunlardan bir tanesi taktik operasyon diğeri de arkadaşlar skav olarak girdiğimiz covert ops modu. Oradaki ekran görüntüsü de bu şekilde olacak. Gerçekten görüntüler güzel görüyor. Sağ altta bakları reportlama alanı var arkadaşlar. Burada sol tarafta hemen depo, gunsmith, işte görevler ve marketin olduğu da bir ekran arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde bu alanlar hemen ana lobideki alanlardı. Burada bir sonraki kısma da taşınmış gözüküyor. Yukarıda görevler ve haritalar kısmı da var arkadaşlar. Yine tropy Room Customize ve liderlik modları da yukarıda gözüküyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir görselimize geçelim. Bu da Gunsmith arkadaşlar. Biliyorsunuz Arara Breakout'un en önemli özelliklerinden bir tanesi oyuna girmeden önce Silah modifikasyonu arkadaşlar. Silah modifikasyonu Arena Breakout'un mobilinde de çok detaylıydı. Burada da daha daha detaylı olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. En altta yine arkadaşlar bize total maliyeti ve işte montajı, kastımı tamamla seçenekleri de var. Şimdi biraz oyun içi görüntülere geçelim. Gördüğünüz gibi detaylar efsane. Koltukların dikişlerine kadar o kabarıklıklar işte kasanın hali, yatağın üstündeki çarşafın hali, yastığın hali vesaire gerçekten detaylar çok çok efsane gözüküyor arkadaşlar. Yine burada kontrolleri vesaire ayarlayacağız sol altta bizim sağlığımızı vesaire gösteren işte kaskımızın, yeleğimizin durumunu gösteren görselde mevcut arkadaşlar. Burada da yine vadi haritasından sanırım bir görüntü var. Bu görüntü gerçekten çok efsane bir görüntü. İşte çam ağaçlarının işte burada gövdesindeki detaylara, kusurlara kadar, iğnelerin gölgelerine kadar, güneşin ağaçlara vurduğu detaylara kadar her şey çok detaylı bir şekilde yapılmış, incelenmiş. Şimdi bu hangi grafik ayarlarında çekilmiş bir görüntü tabi bunu bilmek zor. Oyunun sistem gereksinimleri bilgisayar için neler olacak ileride tabi bunlar da açıklanır. Bunlara da değiniriz arkadaşlar. Yine benzer bir şekilde biraz önceki odanın devamında yine koltuktaki detaylar, tavandaki, askıdaki detaylar, avizeye bakın detaylar gerçekten çok çok efsane duruyor arkadaşlar. Bu oyunu dediğim gibi Arena Breakout Infinite direkt Escape From Tarkov'un direkt bir rakibi olacakmış gibi düşünebiliriz. Oyun mobilde tuttu, gerçekten çok tuttu. PC'de de tutacağına ben açıkçası eminim arkadaşlar. Ama TR'de tabii oyunu oynayabilecek PC'leri toplamak vesaire büyük büyük sıkıntı. Özellikle döviz kurunun almış başını gitmiş olmasından dolayı arkadaşlar. Bu görüntü yine oyun içerisinde bizde çiftlik haritasında o çatıda Skav'ın spamlandığı arkadaşlar çiftlik evlerinden bir tanesi. Detaylar yine muazzam bulut altında hemen işte güneşin görüntüsü, ışıkların parıltısı. Bu da arkadaşlar oyunun doğu tarafındaki yine çiftlik haritasında bizim ilk baskın yaptığımız ambarlara benziyor arkadaşlar. Yine dörtlü mod girilmiş. Bu da extraction point'imiz. Bu da çiftlik haritasındaki en batı köşedeki çıkış noktalarından bir tanesi olabilir arkadaşlar. Gerçekten gayet muazzam gözüküyor. Kırmızı duman efektleri falan mobilden biraz daha farklı gözüküyor arkadaşlar. Daha çok yayılmış ve görüş alanı daha da çok kısıtlar vaziyette. Yine bir başka çıkış noktasına bakalım. Bu çıkış noktası da biliyorsunuz vadideki evin arkasındaki çıkış arkadaşlar. Buraya anahtarla çıkış yapılıyor. Yine gördüğünüz gibi o kırmızı dumanlar falan çok fazla yayılmış vaziyette. Mobilde biraz daha bunlar basitleştirilmiş. Bu helikopterle vadiden evden çıkış arkadaşlar. Gerçekten detaylar muazzam. Bir sonraki görüntü yine çiftlik haritasında suni göl olduğunu düşünüyorum. Yine bulutların arkasındaki güneşin efekti. İşte çok çok yüksek bir grafik kalitesinde çekildiğini düşünüyorum bu görüntülerini arkadaşlar. O güneşin işte su yüzeyine vurması, yansıması, işte buradaki otların vesaire tek tek detaylarının suya yansıması falan gerçekten çok efsane gözüküyor. Peki arkadaşlar oyun betaya veya global'e ne zaman çıkacak ve nasıl indirilecek şimdi bu konulara değinelim. Bunun için hemen yeni görselimize geçelim. Burada oyunun kapalı betasının Mayıs ayının ilk haftalarında ilk günlerinde yayınlanacağını ve Arena Breakout'un PC'ye geleceği belirtiliyor arkadaşlar. Yani kapalı beta Mayıs ayının ilk günlerinde tahminen ilk hafta içerisinde arkadaşlar açılmaya ve denenmeye başlayacak. Peki nasıl indireceğiz şimdi bir de ona bakalım. Bunun için açıklamalar kısmındaki linke tıklamanız gerekiyor arkadaşlar hemen açıklamalara geçin. Oraya bir link bıraktım. O linke tıklayacaksınız ve beta için kayıt yaptıracaksınız. Linke tıkladığınızda sizi arkadaşlar böyle bir internet sitesine atıyor. Burada beta sign up diyeceksiniz. Orada oyuna yeni olduğunuzu belirtip arkadaşlar free to play diyeceksiniz. Free to play dedikten sonra level infinity'nin yeni bir pop-up açılıyor. Bu pop-up'ta e-mail adresinizi gireceksiniz. Orada get code yazıyor. Get code'a tıklayacaksınız. O sizin yazdığınız e-mail adresine bir kod gönderecek. O kodu da arkadaşlar get code yazdığınız ve geri sayımın başladığı yerdeki alana yazacaksınız ve altındaki bütün sözleşme detaylarını vesaire de tikledikten sonra başvurunuzu yapacaksınız. Eğer kabul edilirsiniz e-mail adresinize kabul edildiğinize ve oyunu bilgisayarınıza indirmek üzere bir tane size dosya gönderilecektir. Bu şekilde düşünüyorum. Sonra onu bilgisayarınıza kurup arkadaşlar beta'ya katılacaksınız. Bu kadar basit. Gerçekten Escape from Tarkov'a güzel bir rakip geliyor PC adına. Ve arkadaşlar detayları size paylaştım. Mayıs ayının ilk günlerinde kapalı beta için eğer onay alırsanız dediğim yöntemlerle oyunu bilgisayardan oynayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.